Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 26 Mayıs'ta Türkiye saatine göre öğleden sonra 14.14'te 5 derece Yay burcunda dolunayla beraber tam ay tutulması yaşayacağız. Evet, 2021'in ilk ay tutulması, bir sonrakini Kasım ayında yaşayacağız. Bu yıl 2 ay tutulması, 2 güneş tutulması meydana gelecek toplamda. Geçtiğimiz 2020 Haziran ayından bu yana ay düğümlerinin İkizler Yay aksındaki geçişiyle beraber tutulmaları da 6 ayda bir İkizler Yay burçlarında yaşıyoruz ve 2021 sonuna kadar bu geçiş devam edecek. Hem toplumsal alanlarda bu burçların sembolikleri daha fazla gündemimizi şekillendirirken, kişisel doğum haritalarımızda da İkizler Yay aksındaki ev alanlarımız etkileniyorlar. Evet, ay tutulmaları daha duygusal, daha hassas, daha iç dünyamıza yönelik, bilinçaltımıza yönelik konularla ilgilidir. Önemli farkındalıklar getirir, aydınlanmalar getirir, dönüşümler getirir. Yay burcu, değişken nitelikli ateş elementinin bir burcu olarak oldukça heyecanlı, coşkulu duyguları açığa çıkarabilir. Daha hızlı, tepkisel, dürtüsel davranışlar gösterebiliriz. Dolunay ve yakınlarında özellikle. Dolunaylardan biraz daha güçlü olarak ay tutulmaları daha uzun sürede tesirlerini de gösterebilirler. Hem tutulmanın olduğu gün ve hafta içerisinde hem de 1-1,5 aylık süreç içerisinde bu tutulma tesirlerini deneyimleyebiliriz. Tutulma an haritasında Türkiye saatine göre Başak Burcu yükseliyor. O da değişken bir burç ve tutulma yöneticisi Jüpiter Balık Burcu'nda görünüyor. Değişken bir burçta ve İkizler Burcu'nda da Merkür'ün, Venüs'ün, Güneş'in, Kuzey Düğümü'nün yer alması özellikle değişken burç dinamiklerini daha aktif hale getiriyor. 5 derece Yay Burcu'nda olduğu için evet, en fazla değişken burçlarımız etkilenecek. Yani İkizler, Yay, Balık ve Başak burçlarımız etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 5 derece ve yakınlarında, bunu artı eksi 5 olarak düşünürsek 0 ile 10 derece arası olarak alabiliriz. İkizler, Yay, Balık, Başak burçlarında Güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz varsa güçlü etkiler alabilirsiniz. Daha kadersel değişimler, dönüşümler, tamamlanmalar hayatınızda söz konusu olabilir. İkizler ve özellikle Yay burcu haritanızda hangi evinizdeyse, evet, o ev konuları aydınlanacak bu tutulmada, ama o alanla ilgili de biraz duygusal hassasiyetler artabilir. Yükselende Türkiye saatine göre Başak yükseldiği için Başak burcunun bulunduğu ev temaları da bir şekilde yine hareketlenebilir, gündeme dahil olabilir. Ay tutulmalarında evet, duygusal olarak etkileniriz. Yakınlarımızla ilgili hassasiyetler artar. Özellikle ailevi konular, ev yuva temaları, hayatımızdaki kadın figürler, anne figürü daha bir görünür hale gelebilir. Etki alan kişilerin de tabii ki hayatlarında, yaşamlarında bu temaların duygusal anlamda dönüşümleri daha güçlü bir şekilde olabilir. Daha önceden başlamış bazı girişimlerin sonlandığı, sonuç aldığımız süreçlerdir tutulmalar. Bir tamamlanmayı işaret ediyor aslında. Belki 6 ay önce başlamış bir konuyu bu tutulmada nihayete erdirebiliriz veya hani beklentilerimiz bir şekilde kendini gösterebilir. Ama bitişler de olabilir, sonlanmalar da olabilir. Hayatımızdan çıkan kavramlar. Bu bazen bir alışkanlıktır, bazen bir ilişkidir, bazen bir iştir. Önemli yer değişimleri olabilir hayatımızda yaşayacağımız. Tutulmalar çok kaderseldir aslında. Hayat içerisindeki tekamülümüzde, dünyadaki yolculuğumuzda bir şekilde bazı kapıların açılması, bazılarının kapanması, bu anlamda kader değişimleri tutulmalarda hızlanır. Ve herkes, her kişi kendi doğum haritasının aldığı etkilere göre tutulmalardan az veya çok etki alabilirler. Bazı tutulmalar bazılarımızı çok daha fazla etkiler. Önemlidir. Bazılarımızı etkilemez. Ama bir şekilde hayatımızda bizi bir şekilde etkileyecek tutulmalarla da hayatımızda mutlaka karşılaşırız. Evet, değişken burçlarımız daha güçlü etki alıyorlar. Yay temalarına baktığımızda kişisel ve toplumsal alanlarda da önemli etkilerle karşılaşabiliriz. Hızlı gündemler oluşabilir. Özellikle Yay burcu yöneticisi Jüpiter'in de Balık burcundaki hareketi daha ruhsal, daha manevi, inançlarla ilgili, maneviyatla ilgili konulara, düşünce sistemlerine, felsefelerine, gelecek beklentilerimize, umutlarımıza, hayallerimize biraz vurgu yapıyor. Biraz daha
Geniş pencereden bakmak istediğimiz süreçlerdeyiz hayata. Detaylara da dikkat etmemiz gerekiyor ama. Çünkü Neptün'ün de bir açısı bulunuyor. Merkür'le ve Venüs'le, özellikle Balık burcundaki Neptün'ün açısı. Gözden kaçırdığımız detaylar olursa, olaylara çok geniş perspektiften bakıp aşırı idealist ve aşırı hayalci davranırsak, bu tutulma bazı gerçeklerle bizi yüzleştirebilir. Bu nedenle biraz hayal kırıklıkları da olabileceğini işaret ediyor. Ama diyor ki detaylara dikkat edersek, daha sistemli bir şekilde çalışırsak, özellikle sadece inançlar ve düşüncelerle değil, biraz da elle tutulur somut bilgilerle hareket edersek, düzenli, disiplinli, çalışkan olursak amaçlarımıza daha kolay ulaşabileceğimiz de işaret ediyor. Güney düğüm yönünde olan bir tutulma, biraz güney düğüm olunca daha zorlayıcı şartlar anlamına gelir. Yani yay burcu semboliklerinde gölge yanlar daha aktif çalışabilir. Bu ne demek? Hani inançlarda çok dogmatik olma, çok körü körüne bir konuya, bir inanca, bir düşünceye bağlı kalma, fanatiklik ya da çok idealistçe, çok hayalci beklentilerle hareket etme, fazla risk alma, aşırı özgüven nedeniyle aşırı cesur davranma ya da aşırı bireysel ve özgür sorumsuz davranışlar ve bunların sonucunda hani hem bireysel hem toplumsal bazı zararlar olabilir. Yay burcu yabancı kültürler, uzak ülkeler, uluslararası konuları sembolize ettiği için, özellikle tabii pandemi ve onun tesirleri nedeniyle dünya üzerinde ülkeler arası seyahatler, yolculuklar, buralardaki kısıtlamalar, bu alandaki beklentilerimiz, beklentilerimizin olması veya olmaması, belki yeni düzenlemeler, uluslararası seyahatlerde olabilecek, hava yolları özellikle trafiğinde olabilecek bazı düzenlemeler, yeni alınacak bazı kararlar, kurallar, hani tüm bunlar da dolunayda gündemimizde olabilir. Kişisel olarak evet, bazı seyahatler hayatımızda oluşabilir veya yurt dışı ile ilgili bazı hedeflerimiz tamamlanabilir veya olmayacak bir şeyleri de kapatabiliriz. Yani umut ettiğimiz, hayal ettiğimiz bir projeyi özellikle gerçekleşmiyorsa ya da gerçekleşme imkanı yoksa, hani bu dolunay, ay tutulması bir tamamlanma sürecini, artık o konunun kapanmasını gündeme getirebilir. Akademik konular, tabii ki akademik konular olursa, üniversiteler, eğitim, sınavlar, akademisyenler, eğitim sektörü, özellikle eğitim alanındaki gelişmeler gündemimizde olacaktır. Yani buradaki bazı düzenlemeler ya da uygulamalar nedeniyle bunların sonuçları ve burada belki bilgi trafiğinin çok fazla hani artması, daha fazla konuşulması, özellikle eğitim konularının dolunayda gündemleri arttırabilir. Eğitimle beraber hukuksal alanlar, özellikle yaydır. Yani yay, din, inançlar, ahlak, maneviyat, vicdan ve tabii ki toplumsal hukuku da yönetir ve hukuk alanında yeni düzenlemelerin olması, bazı uygulamaların sona ermesi veya süre gelen bazı uygulamaların, daha önceden verilmiş kararların sonuçlarıyla yüzleşme ve benzeri tesirleri de bu dönemde yine daha güçlü bir şekilde görebiliriz. Türkiye'nin 6. evinde bir ay tutulması yaşanıyor, Türkiye horoskopunun. Bu da günlük hayat, kamuya ait alan, çalışan kesim, hizmet sektörü ve tabii ki sağlık sektörü, aynı zamanda ülkemizin ordusu, askeri, donanması, bu alanları aydınlatıyor. Sağlık çok gündemde olacak. Sağlıkla ilgili özellikle salgının hani gidişatı, bununla ilgili günlük hayatımızda yine yapılacak düzenlemeler ve verilmiş kararların tekrar gözden geçirilmesi gündemimizde olacak. Yine askerimiz, ordumuz, ülkemizin güvenliği, askeri bazı gelişmelerde hızlanmalar bekleyebiliriz. Özellikle Akdeniz'de ya da yine Ege'de askeri alanda bazı hareketliliklerin olması, uluslararası alanda hareketliliklerin olmasını da, gündem oluşturmasını da bu dolunay döneminde bekleyebiliriz. Ülkemizden gözlenemeyecek çünkü öğle saatlerinde meydana geliyor ay tutulması. Güney Amerika, özellikle batı kesimi, Avustralya ve Güneydoğu Asya'dan izlenebilecek. Ay tutulmaların ve tutulmaların izlendiği bölgelerde doğa olayları özellikle biraz daha aktif olur. Özellikle bu bölgeler
doğa olayları ve bazı sel, deprem ve fırtına gibi hani durumlara daha açık olabilir ve dolunay dönemlerinde özellikle olabilecek doğal hareketlilikler artabilir. Tutulmanın gözlendiği bölgelerde bunları daha fazla bekleyebiliriz. Tabii hepimiz az çok etki alabiliriz. Bu da kişisel haritalarımıza göre şekilleniyor. Şimdi kısa kısa yükselen burçlarımıza göre tutulma etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, yay burcundaki ay tutulması 9. evinizi aydınlatırken bazı düşünceleriniz, gelecek hedefleriniz, beklentilerinizde yeni kararlar verebilirsiniz. Önemli farkındalıklar olabilir. Evet, haber trafiği artıyor. Belki bilgi akışı hızlanacak. Aldığınız bilgilerle bazı planlarınızda değişimler söz konusu olabilir. Örneğin eğitimle ilgili olabilir bu veya yurt dışı bağlantılı bazı hedefleriniz var, seyahat planlarınız var. Hani bunlarla ilgili konularda bitişler de olabilir, bazı hızlı dönüşümler ya da daha önce başladığınız işlerin sonuç vermesi söz konusu olabilir. Hayata daha iyimser, daha umutlu bakabileceğiniz bir dönem. Özellikle düşünce kalıplarınız, inanç sistemleriniz biraz gözden geçirme altında olabilir. Eğer çok yararı olmayan, biraz fanatikçe tutunduğunuz düşünceleriniz ve inançlarınız varsa, bunların bazı sonuçlarıyla karşılaşmanız ve yüzleşmeler yaşamanızda bu tutulmada mümkün görünüyor sevgili koçlar. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yay burcundaki ay tutulması 8. evinizi aydınlatırken özellikle parasal konular, özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar, borçlanma konuları, buralarda bazı dönüşümler olabilir. Bir beklediğiniz bir para elinize geçebilir. Evet, bir kredi istiyorsunuz, belki alabilirsiniz. Bir borcunuz var, bunu bitirebilirsiniz. Vergi borcunuz var, yapılandırmalar olabilir. Bununla ilgili bazı hukuksal gelişmeler olabilir. Yasal gelişmeler de sizin hani borçlanma, vergi veya maddi durumunuzla ilgili açılımlar getirebilir. Bu biraz belki kadersel ve şans içerikli de olabilir tabii ki. Eşinizin kaynakları ile ilgili gelişmeler olabilir. Para alışverişlerinizde belki bir miras konunuz var, bu netleşebilir. Beklediğiniz bir burs gerçekleşebilir. Bir nafaka ödemesi ve benzeri ilişki dinamiklerinizle bağlantılı konularında aktif bir şekilde gündeme gelmesi mümkün olabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, sizin için önemli bir ay tutulması. İlişki dinamiklerinizi aydınlatıyor. Evet, duygusal olarak etki alabilirsiniz ama önemli farkındalıklar da oluşabilir, dönüşümler de oluşabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bir bakın. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bireysel etkileriniz çok güçlü olabilir. Bu ay tutulması süre gelen önemli bir ilişkinizi bitirebilir. Bir yol ayrımı olabilir veya bir ilişki dinamiğinizde dönüşümler yaşayabilirsiniz. Yani bir arkadaşlık ilişkiniz özel bir ilişki olabilir. Bir flörtü artık evliliğe taşıyabilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Bir işbirliği, ortaklık, iş girişimi söz konusu olabilir. Tüm bunlar dolunayın tesirleriyle hızlı bir şekilde hayatınızda daha kadersel dönüşümleri tetikleyebilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, yay burcundaki ay tutulması günlük hayatınızdaki alışkanlıklarınız, iş koşullarınız, çalışma koşullarınız, mesleki konular ve genel sağlık alanlarınıza dikkat çekerken tabii ki size bazı önemli farkındalıklar verebilir, önemli dönüşümlere de zemin hazırlayabilir. Bu mesleki anlamda bir karar verme süreci olabilir veya çalışma ortamlarınızda değişimler olabilir ya da sağlığınızla ilgili bir konu gündeme gelebilir ve o da tabii ki belki günlük düzeniniz ve genel hayat temponuzda önemli dönüşümler yapmanıza neden olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, olumlu etkilenen burçlardansınız. Cesaretiniz, iyimserliğiniz artıyor. Hayata daha keyifle, umutla bakıyorsunuz. Bu tutulma gerçekten maddi manevi şanslar da getirebilir. Daha önceden yapmış olduğunuz girişimlerin hızlı dönüşümleri de olabilir. Çocuklarla ilgili keyifler var. Belki çocuk sahibi olacaksınız ya da bir hamilelik, bir doğum ve benzeri konular, çocuklarınızın gelişimi, çocuklarınızın eğitimiyle ilgili hızlı gelişmeler, dönüşümler söz konusu. Aşık olabilirsiniz, kalbiniz boş,
bu dolunay tutulma bir aşk getirebilir, bir tanışma olabilir veya bir ilişkiniz daha tutkulu, daha güçlü bir gündeme taşınabilir. Evet, önemli şanslarınız var. Parasal konularda da bazı hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar, hızlı etki alan, güçlü etki alan burçlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcunuz, Yükselen Burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa, ki özellikle 0 ve 10 derece arasını alabiliriz, bu ay tutulması sizi etkileyebilir. Ev ve yuva alanlarınızda değişimler olabilir. Taşınabilirsiniz, ev alabilirsiniz, gayrimenkul, toprak yatırımları veya size ya da ailenize ait değerlerin satılması ve benzeri konular. Ebeveynlerle ilgili konular aktif. Bu dönem aileyle ilgili dinamikler hayatınızda daha belirgin olabilir. Ebeveynlerinizle ilgili gelişmeler olabilir. Evlenebilirsiniz, yuva kurabilirsiniz veya ailenizden ayrılıp kendi evinize taşınabilirsiniz, evde çalışabileceğiniz bir iş kurabilirsiniz. Tüm bunları hızlı bir şekilde daha kadersel olarak hayatınızda bekleyebiliriz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, yay tutulması 3. evinizi aydınlatırken zihinsel süreçlerinizde önemli farkındalıklar getiriyor. Evet, kararsız kaldığınız konular netleşebilir. Yeni bilgiler öğrenebilirsiniz. Yeni bir eğitime de başlayabilirsiniz veya süregelen bir eğitimi tamamlayabilirsiniz artık. İşle ilgili özellikle online olabilir, bu internet üzerinde olabilir veya yurt dışı bağlantı, uluslararası bazı işler, ticari girişimler olabilir. Hani buralarda hareketler var. Seyahatler olabilir ya da seyahat planları, organizasyonları bu ay tutulmasında gündemde olabilir. Kardeşlerinizle, yakınlarınızla, komşularınızla daha fazla ilişkilerinizin öne çıktığı bir süreç. Buralarda da düzenlemeler ve şekillenmeler söz konusu. Hareketli bir süreçtesiniz. Girişken bir dönemdesiniz. En azından hayata daha umutlu ve daha cesur bakabildiğiniz bir dönemdesiniz. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, ikinci evinizi aydınlatan tutulma tabii ki maddi konulara burada daha fazla dikkat çekiyor. Bu özellikle sahip olduğunuz değerler, kazançlarınız, düzenli olarak size gelir getiren kaynaklarınız, tutulma belki bazı bitişler getirebilir. Yani bir işle ilgili ya da bir para akışınızda bir bitiş, bir sonlanma getirebilir ama dönüşüm de olabilir bu. Yani daha güçlü bir duruma da geçebilir veya aradığınız bir işi bulabilirsiniz. Paranızı değerlendirme, yatırım yapma, güçlü alışverişler gündemde olabilir. Seyahatlerle bağlantı ya da medyayla, iletişimle ilgili ya da online, internet, bilişim gibi alanlarda yapılacak işlerle parasal kazançlar sağlama ve benzeri oluşumlar olabilir. Genel olarak maddi alanlara, para giriş çıkışlarına dikkat çeken bir süreci, bir tutulma etkisini gösteriyor. Zaten bu önümüzdeki dönem, geçtiğimiz 6 ay ve önümüzdeki 6 ay özellikle zaten para durumunuzla ilgili çok güçlü şekillendirici etkiler var gökyüzünde. Ve sevgili yaylar, yükselen burcuda yay olanlar, sizin tutulmanız, başrolde sizsiniz. Tabii ki özellikle doğum günü 21 Kasım ile 30 Kasım arası olan yay burçlarımız, yükselen burcu 5 derece ve yakınlarında olan yükselen yaylarımız, daha güçlü tesirler altındasınız. Bu tutulmayla beraber önemli farkındalıklar ve kadersel değişimler tetiklenebilir. Yer değişimleri olabilir. İlişkilerinizle ilgili güçlü etkiler var aslında. Yani evlilik, ilişkiler, ortaklıklar, partner ilişkilerinde hızlı hareketler olabilir. Gelişim imkanları özellikle, ve bunlar sizin yaşamınızda belki yer değişimleri, kariyer değişimleri, taşınmalar ve benzeri konuları tetikleyebilir. Tabii ki her tutulma, özellikle ay tutulması, gerek duygusal, gerek ruhsal, gerek bedensel bizi etkiler. Ve sağlığınıza biraz dikkat edin. Sağlığınızla ilgili bazı farkındalıklar olabileceği gibi, görünümünüz, kişisel imajınız, günlük hayatınızın düzeni gibi alanlarda da yine radikal kararlar verebilirsiniz bu tutulma etkisiyle beraber. Ve tutulma sizi bulunduğunuz ortamda, gerek aile içinde gerek toplum içinde, daha görünür hale getirebilir, daha fazla dikkat çekebilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, yay tutulmasıyla beraber hayatınızda bazı gizli şeyler aydınlanabilir,
önemli farkındalıklar olabilir. Biraz daha maneviyata yöneldiğiniz, hayatın daha ruhsal alanlarını çekildiğiniz bir süreçtesiniz. Maddi manevi yardımlaşma temaları, yakınlarınızla ilişkiler, belki kardeşlerle ilgili temalar, özellikle bu tutulma döneminde güçlü olabilir. Bazı sırların da farkına varabilirsiniz tutulmayla beraber. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yay tutulması bazı umutlarınızın, dileklerinizin gerçekleşmesine, bazı hayallerinizin gerçekleşmesine imkan verebilir. Ama bazı konularda hayal kırıklığı da yaratabilir. Buna dikkat edin. Hani evet, daha idealist olduğunuz bir dönemdesiniz ama en azından para konularında temkinli olmak gerekiyor bu süreç içerisinde. Sosyal alanlarda herhangi bir ekip çalışmasında bir tamamlanma olabilir, bir projenin bitmesi olabilir. Belki bazı arkadaş ilişkilerinizde gözden geçirmeler yapacaksınız. Evet, yeni tanışmalar olabilir, yeni çevrelere girebilirsiniz ama bazı ilişkileriniz de bitebilir. Örneğin bu aşk ilişkisi, romantik bir ilişki de olabilir. Arkadaşlarla birlikte bazı yeni projelere gidebilirsiniz ya da bir tatil, seyahat planlayabilirsiniz. Eğlenceli bir oluşum içerisinde olabilirsiniz. Sizin için aslında genel itibariyle baktığımızda daha keyifli, daha destekleyici, güzel bir ay tutulması bu. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, en fazla etki alan burçlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bireysel, kadersel etkileriniz artacaktır. Yay tutulması özellikle kariyerinizi aydınlatırken toplum önündeki statünüzde de bazı kadersel dönüşümler olabilir. Evet, belki işinden ayrılacak, emekli olacaksınız. Belki yeni bir çalışma hayatına başlayacaksınız. Mesleğinizde ilerlemeler olacak, terfi olacak, atama olacak, taşınmalar, yer değişimleri olacak. Evlenerek de bir toplumdaki statünüz değişebilir, boşanarak da değişebilir. Hani bunlar sizin şöyle bir kariyer alanınızda ya da geleceğinizle ilgili konularda önemli etkiler yapabilir. Ebeveynlerle ilgili konularda da aktif, bazılarınız için anneniz, babanız, hani hayatınızdaki ebeveynler ve onlarla ilgili konularda bu dolunay gündeminde, tutulma gündeminde sizin için çok belirleyici olabilir, aktif olabilir. Birçok balık bazı iş çalışma alanı olsun ya da yaşam alanı olsun, daha köklü değişimler, dönüşümler, taşınmalar, yer değişimleri de bu tutulmayla beraber yaşayabilirler. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.